Karnında olmayan bebeği inandırdın bize. Ben kendime inanıyorum. Karnımın üstüne yatamıyorum çocuk çocuğa bir şey olacak diye. Bu kadar taşkın tekliflerle kabul ettiğin oldu mu? Bittim. Beni soyundurdular. Çıplak oldum. Sidikli battaniye, sidikli yastık. Hayat bu. Altıma işemişim. Korkudan içeri girer senin kemiklerini kırarım dedi. Sakın ha bir daha zile basma dedi. Zaten orada ben bittim. Evet. Bu doğru mu? Evet. Oo! Efendim dinlemek istiyorum'un yeni bölümünde ama yeni olmayan konuğumuz Mükremil'le devam ediyoruz. Çok çarpıcı bir yerde durdurduk çünkü sen bizim hayatımıza nasıl dahil oldun? Bir hamilelik hikayesi çıkardın. Orada herkes seni deli olduğunu düşündü. Ya sana yemin ediyorum seni orada gördüm dedim ki bu dedim buna inanıyor mu? Ben çünkü inanmaya başladım senin. O kadar canım bir şey çekti, aşeriyorum, gezeceğim biraz, spor yapmam, kilo aldım falan. O kadar yaşadın ki hamileliği. Evet. Allah sana böyle bir şey bağış etmedi. Sen bağış etmedin diye Allah'a şirk mi koştun? Ben olacağım mı dedin? Nasıl? Hayır tabii ki de. Allah'ım farklı da şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bir ironi ya. O ironiyi nasıl ciddiye aldık biz o kadar? Ya ben oturuyorum evin içinde. Hı. Kuzenimin hamilelik testi. Tamam. Benim yatak odamın pufunun üstünde. Tamam. O hiçbir şey yok. Aklımda dahil yok böyle bir şey. Sadece odaya girdim. Çıkacağım baktım pufta o var. İçeri girdim ben hamileyim dedim herkese. Evdekilere. Bana bir bağırdılar. Bir de bunu mu yapın dediler. Mutfağa geçtim ben hamileyim diye ağlayarak video çektim. Abi baktım Mükremin içiyor daha çok. Durur musun sen? Ülkenin geldiği durumu çözmüş, konjonktürü anlamış, beyinlerinin içine girmiş ve demiş ki siz bundan hoşlanıyorsanız ben bunu doğuma kadar götürürüm. Evet. Ki doğurdun da. Evet. Nerede bebeğimiz? Büyümüştür artık 3 yaşında yok, falan. Yok, 2 yaşında babasından. Adı neydi? Onur. Onur mu koymuştun? Evet. Doğru, tamam. Erkek bedenini istemediğin halde bir oğlun oldu ama. Hayalimdi. En azından hayal olaraktan bile yaşadım. Hayal olaraktan bile tattım bunu. Bak hayal. Bu doktorlar nasıl bu konuyla ilgili çok tepki aldın? Tabii. Doğuma gittin. Bu hangi doktor, hangi hastane buna alet olur diye çok tepkiler aldın. O dönem evet. Ben program yaparken, magazin programı yaparken evet. Sen bizim eleştirdiğimiz taraftaydın. Nasıl yani? Daha doğrusu doktorlar nasıl bunu yapar? Sen arkadaşların mıydı onlar senin? Yoksa hayır. Bir doktor hiçbirini tanımıyorum. Öyle mi? Evet. Ben doğum yapacağım. Ne dediler sana seni görünce? Hayır beni direktmen yönetmen. O sıra benim şarkım çıkacaktı. Hı. Yönetmen dedi ki doğumunda dedi senaryo falan yapalım dedi. Ben bir hastane ayarladım dedi. Zaten şarkım Onur'um olduğu için çıkaracağım şarkı zaten klibim çekilecekti. Doğum burada yap dedi. Gittim hastanenin sahibi falan benimle resimler çekiliyor, videolar çekiliyor. Şunu yapıyor. Ben de aklıma kötü bir şey gelmedi. Elazığ'dan mı? Aile getirdi bana yönetmen. Tamam. Aile getirdi bir de yeni doğumlu çocuk getirdi. Videolara başladık. Neyse insanlar doğum bekliyor. Sancıların oldu. Ya bir gör ben de böyle ben kendime inanıyorum. Karnımın üstüne yatamıyorum çocuk çocuğa bir şey olacak diye. Psikolojik olarak yaptın onu. Artık buna girdim yani anlıyor musun? Bunu yaşar mı insan? Kendi karnının üstüne yatamadım. Evet. Ben artık çünkü yolda gören kadınlar ağlayarak karnımı öpüyor. Sen diyor anne olacaksın üzülme. Bırak diyor adam gitsin. Allah'ım diyor bu karı ne diyor içimden. Nasıl inandırdın? Evet ağlıyorum. İnsanları hep çekti. Bendeki zeka hiçbir kimsede yok. Buna inanırım. Çok farklı bir zekaya sahibim. Karnında olmayan bebeğe inandırdın bizi. Evet. İmkansız bir şeye. Evet. Sen kim bilir nasıl reklamcılık yaparsın. Neler yapar değil mi? Evet. Acayip. Sonra o doğumdan sonra senin bir tutuklanma durumun var. Yok doğumdan sonra beni hiç tutuklamadılar. Senin hapse girme durumun ne zaman? Benim 4 ay önce girdim ben. Tamam ama doğumdan sonra dediğim işte yeni daha yani. Yeni bu doğumdan olayı. Anne olduktan sonra. Yok, önceden oldu. Bu. Ha. Onunla bunun alakası yok. Daha benim mahkemelerim açılmadı. Benim dosyalarım daha. Onlar daha gelmedi. Açılmamış bile. Bütün adliyelerin önü benim o gün doğum yaptığım gün dediğim gün böyleydi. Böyle sakallı hocalar resimlerimle geziyordu yollarda ya. Adliyelerin önünde resimlerimi dayak kaldırmışlar. Dayak yedin mi hiç? Asla. Hiç yemedin. Kimse bana vuramaz. Birçok. Ne oldu? Neden olur? Ha, bir anda istedim. Onur diye birine aşıktım. Hı. O da aklıma gelmişti. Onur, o da gitti galiba. Evet. Gittiği için babasının adını koymuş olduk. Evet. Peki bir şey soracağım. İlk bölümün sonunda benim
kendinde olan organımla sorunları var dedin. Yani zaten ben böyle bir şey yapsam bir kadınla yaparım. Neden sizinle birlikte olayım? Evet. Aynı organ sende de var gibi bir şey söyledin. Şoka girdim. Bana dedin ki senin de tanıdıkların var. İsmini söyle demeyeceğim ama bana yazmanı isteyeceğim. Gerçekten mesleğiyle beraber yazarsan ben kesinlikle seni temin ediyorum. İzleyiciye de söylemeyeceğim. Ama gerçekten de merak ediyorum. Bu adamlar gizli evliler. Büyük ihtimalle de biz... Kimseye göstermem. Yok, kesinlikle göstermeyeceğim. Evet. Bu doğru mu? Evet. Oo! Dedim ben size çok iyi tanıyorsunuz diye, değil mi? Oo! Ben bir şey daha söylesem anlarlar şu an. Hiç söylemeyeyim. Kesinlikle. Mert, sen de tanıyorsun. Hadi. Yemin ediyorum. Şoka girdim şu an, yazdı. Siliyorum bunu. Senin gözünün önünde siliyorum. Sen sil. Sen sil. Bana şimdi... güven. Oo. Of. Ya. İşte o ummadığın insan. Hani oturup da böyle masalarda konuşuyor ya. Öyle konuşmayacak. Eleştirmeyecek. Anlıyor musun? Bunları biliyorsun ve söylemiyorsun. Söylemiyorum. Sadece ailesi için. Yoksa söylerim her şeyi. Evli barklı bu arada. Doğru söylüyor. Şoka girdim. Onunla ilgili sana başka bir hikaye anlatırım, sen şoka girersin. Yine kime ne yaptı acaba, merak ettim şu an. O da ünlü. O da bir, onu benim kanıma girdiği gibi onun kanına da mı girdi? Bilmiyorum, ay şok içindeyim ya. Peki bu kadar taşkın tekliflerle kabul ettiğin oldu mu? Nasıl yapmak için? Hı. Ay yok demez asla. Kız bana şu an Ankara, İstanbul'u versinler yok. Yapamam benim. Birini sevdiğin için yok mi yapamazsın, yoksa zaten yapsam ben dönmezdim bu konuya. Nasıl yapamam, sen ne diyorsun kız, şey mi yapamam? Ben hiç konuyu bilmiyorum, sadece merak ediyorum. Benim mi yapmam, onun beni yap... Ne? Senden ne istiyorlar? Onları yapmanı. Ha. Yapmam diyorsun. Katiyen. Asla. Yoksa giderim bir kadınla yaparım. Doğru, ne işim var benim bir erkekle? Bak sana şöyle söyleyeyim, ben çok tecrübeliyim kameraya. Çok uzun yıllardır program yapıyorum. Yani burada uyuyana kadar program yaparım, konuşurum. Hayatımın en zor yayınlarından birini yaşıyorum şu an. İşte. Ne soracağımı bilmiyorum. Hiç kalbini kırılmaktan ödüm kopuyor. Sorsam kırılır mı bilmiyorum. Çok bir kere çok özgüvenlisin. Her şeyi anlatıyorsun. Burası bu arada çok kalabalık. Dinlemek istiyorum da biz Behtan'ı çekerken ya da Esra'yı çekerken biz birebirdik. Ağladık, burada beraber krizlere girdik, hiç kimse yoktu. Seni yürekten tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Muazzam bir özgüvenin oluşmuş. Teşekkür Kendini ederim. Kabul etmişsin. Evet. Hapse neden girdin? Hapse neden girdim? İşte bazı bir olaylar olmuştu, ondan dolayı girdim. Hani bazı yasa dışı olaylar mı? Yani kendimle olan bir sıkıntılar. Suçunu 4 ay çektin. Suçum yoktu ki çekeyim. Peki 4 ay yattın. Evet. Kadın koğuşunda mı? Kız yok anam, benim şeyim mi var? Normal benim... Erkek koğuşunda. Hayır. Nerede yattın? Girdim. Beni kadınlar atacaklarını zannediyorum. Anlamıyorum. Ben ilk aşağı gittim. Kendim gittim hatta. Girdi çıktı bile değil. İmza atıp çıkacağımı zannediyorum ben. Bir kağıt geldi savcılıktan. 3 ay yatmasını istiyoruz kapalıda diye. Evet. Beni viçek bindirdiler, kelepçelediler. Ben gidiyorum. Ama kadınlar zannediyorum. Allah'ım, gittim cezaevine girdim. Ama böyle bir acı yok. Acı ne demek yani? Hayatımda kahroldum. Görmediğim bir yer. Ne yapacağım ben burada? Yatacaksın yani orada. Evet. Kaç ay? 3 ay. Bir de. Evet ve telefonumu aldılar elimden. Bir şeylerimi aldılar elimden. Hani bittim. Beni soyundurdular. Çıplak oldum. Kıyafetlerimi verdim, kıyafetlerimi geçtiler. Sonra bana bir şeye baktılar böyle. Kağıt imzalar, nereye gidiyoruz? İlk LGBT söylemediler asla. Tek hücreye attılar beni 2 gün. Hmm. 2 gün boyunca. Yapayalnızsın. Evet, Cumhuriyet Bayramı'na mı dedik ki? Yani, tatil gününe denk geldiği için hücreye girdim ben. Ha, nöbetçi savcı da yok. Evet, küçük bir yerdeyim. Battaniye verdiler, bana döşek verdiler. Sürüklüyorum koridorda kendimle. Götürdüler beni. Allah'ım, ne yapacağım? Oturdum oraya. Silivri'de miydin? Evet, hayır, Ankara. Ankara'da, pardon, sen Ankara'sın. Televizyon yok, hiçbir şey yok. Boş bir odadasın. Sidikli yatak, sidikli battaniye, sidikli yastık. Hayat bu.
altıma işemişim. Korkudan. Oo. Dedi ki bir şey olsa zile bas dedi. Ben ne bileyim. Su yok. Demek çeşmeki suyu var bir tek. Zile bastım. Geldi gardiyan. Mazgal açtı. Buyur dedi. Ben dedim hazır su istiyorum. Sakadan istiyorum dedim. Bura TikTok mu dedi. Bura TikTok değil. Bura cezaevi dedi. Öyle mi dedi sana? Mustafa Çiç dedi buradan suyu. Sen kimden ne istiyorsun dedi bana. Gardiyan sana burası TikTok değil mi dedi. Bura TikTok. Bura şöhret yeri mi dedi. Sen burayı ne zannediyorsun dedi. Bana azarla daha iyi kötü oldum. İki saat sonra bir daha duş alacağım dedim. Suları açıyorum. İki yeri yok. Yok yani buz gibi su akıyor sadece. Zile bastım. Bana 54 şampuanı getirir misin? Bir de sıcak suyu açar mısın? Dedim. İçeri girer senin kemiklerini kırarım dedi. Sakın ha bir daha zile basma dedi. Zaten orada ben bittim. Peki ne kadar kaldın? İki gün sadece hücrede kaldım. Evet. İzmaritleri içtim. Yerde hani ayaklarını basıyor ya insanlar kalanlar. Evet, evet. Onları içtim. Sigaram yok. Öyle bir durum ki. Sonra beni koğuşa götürecekler iki gün sonra. Sabah 10:30'da geldiler. Suçunun da olmadığını söyledin bana şu an. Yok. Allah Allah. Ondan sonra beni götürdüler. Sürüklüyorum ama koğuş kapısı açılı baktım. Anladım zaten. Translar hep. He. Yani öyle bir şey ki. Direkt gardiyan bağırdı size TikTok fenomeni getirdim. Seven de var, kıl olan da var. Tabii. LGBT birbirini çekemez. Var böyle şey değil mi? Kıskançlık kadar aciz bir şey yok LGBT'lerde. Aa. Bugün ben bu esnetiyi yaptırdım ya. Kendileri de yaptırmak istiyorlar. Düşman oldular. Ama yapamıyorlar. Niye? Yapamazlar. Çünkü onlarda böyle bir akıl yok. O beni konuşanlara söylüyorum. Hmm. Eleştirenlere. Bunları beceremeyecek en son insanlar. Yok. Yapamaz bunlar. Çünkü bu yok. Zeki olması lazım. Beni konuşacağına otur, beynini çalıştır. Olamayacağınız hiçbir zaman. Beni konuşan insanlar oturup dedikodu yapacağına kendini bilmen lazım. Kendini bileceksin bu hayatta. Ne olduğunu bileceksin. Ben buyum diyeceksin. Yalandan erkek olup da kadın bedenine girip kafana bir kaynak ya da peruk takmakla bunları yaşamazsın. His bu değil mi? Benimki his. %100 canım. %82 de his olabilir. Ama %20'sine inanmıyorum. Sonradan olan insanlar. Normal erkek bedeni keyif uğruna yapan insanlar. Hep yalan. Koğuşumun yanındaki koğuş ya. Ben trans koğuşundaydım. Hı. Gay koğuşu. Adam sakallı bıyıklı. Dudağına yalandan dolgu yaptırmış ki beni bunların içine atsınlar diye. Aa. Ne bekliyorsun? Evet. Bunları beni bunların içine atsınlar diye dudağını yaptırmış adam. Yalandan ben gayim demiş, gizliyim demiş, beni gaylere atın diye. Böyle insanlar sana var. Sana teknik bir soru soracağım. Daha doğrusu bu konuda fikrini merak ediyorum. Bu kadar bastırılmasının sebebi ne olabilir bu gizliliğin? Onların mı? Evet. Şimdi onlar... Toplum mu baskısı? Kadına da ilgisi var zaten. Ha var bir de. Olabilir. Var tabii, çoluk çocuğu var. O ilgiden olmayabilir ama. Yani. Fenomen birinden bahsedeyim ismini vermeden. Ne yaptı? Erkekti, karıyla beraber oldu. Oğlu oldu. Ne oldu? Şimdi... Ben ne nasıl giyiyor? Görüyorsunuz. Ha, evet tamam anladım. Nasıl? Ama onun bir kadına ilgisi var. Bunun zorbalığı yoktur. Beni kimse zorla kadını evlendiremez. Bir dakika sen bu yalandan mı yapıyor diyorsun? Yani yalandan yapma dememe gerek yok. Belki çift cinsiyetlidir. Erkeğe de ilgisi vardır. Evet. Ama bir insanın kadına ilgisi olmayıp da zorla ailesi onu evlendirip de... Yok ben evlendim onlar olmaz. Ben o kadınla aynı yatağa giriyorsam... Ben de bu beden ya. Sıfır... Yok sen o uyanmıyor. Senin uyanıyorsun. Sen kadına zaten ilgin var. Hadi ilgin olmadı. O kadına yine yaşadın. Çocuğun nasıl oluyor senin? Olmaz ki. Bunlar dümen şeyleri. Oo. Evet. Yalan. Hiç ismini vermiyor. Tabii ki anladık hepimiz. İsmini vermiyor. Yok kötü bir şey. Kendisini çok seviyorum ama sinirlendim. Ya niye dedim ben? Çok tatlısın. Çok tatlısın. Bir de şeysin ha. Tutmuyorsun da kendini. Ben sinirlenince ne bileyim ya. Böyle. Pişman olduğun her şeyi çıkartırız. Önemli değil. Sen lütfen rahat konuş. Birini seviyor musun şu an? Bir sevdiğin var. Göstersem mi? Göster. Ya yok aynen falan. 11 senedir, 15 yaşından belli sadece birini seviyorum. Yani sünnet günümün olduğu günden belli. Aa! Hala! Hala ve hala. O da seni seviyor mu? Sevmesi nasıl olsun? Kız nasıl ya bu kadar yıllar? İşte nasıl yıllar? Farklı peki bir şey peki evlendi mi o? Evli farklı çoluk çocuğu var. Bir değil iki değil karısı yani. Hmm.
Ölümüne seviyorum. O seni seviyor mu? Seviyor, sevmesi, ondan ilgi almasam, ondan o elektriği almasam sevebilir miyim? Şimdi bütün eleştirdiğin o herkesle aynı şeyi yaşayan bir adama aşıksın. Karısı var, çocukları var. Baktığın zaman straight bir ilişkisi ve hayatı var ama seni seviyor. Seviyor mesela, o hayır bana ilk mesela ben onunla ilk akrabam bir de yabancı da değil. Akrabam yani. Biz yandık bu yayın sonrası ben size söyleyeyim. Evet. Her şey ortaya çıktı. Yani evet. Ben şuradan anlatayım mı size örnekleri? Her yerden anlatabilirsin. Bak, 16 yaşında, 15 yaşım bitiyordu 16 yaşında benim sünnetim olduğu gün, sünnet düğünümün olduğu gün. O sadece merdivenlerin başındaydı. Ama tanıyordu akrabanı. Biliyorum. Evet. Ama ben okul hayatı düzenindeyim. Ben öyle akraba makraba çinçinlere gidip de oralara gidip de akraba gezmem. Ben okulum evim, okulum evim. Benim giderse anam bacım onlar gider çinçinlere falan. Sen akrabalarını gezmiyorsun. Asla. Çinçin ne? Bizim mahalle oradalardayız yani orada oturuyoruz. Sen roman mısın? Ya ben roman değilim ama oralarda biz büyüdük. Ha büyüdünüz oralarda tamam evet. Tamam. Şunu söyleyeceğim. Merdivende gördün. Hayır ondan öncesi ben bunu şöyle anlatayım size. Ben çocukken bak çocuktum annemin elini tutardım. Kuzenlerime falan giderdik ya da annemin kız kardeşine falan giderdik. O kuş uçururdu. Anneme derdim ki anne bu nasıl bir adam? Anne bu kim derdim bak. Çocuğum yemin ediyorum sana. Yaşı büyük mü senden çok? Yok ya 30-31 yaşında. Ha. Derdim bak o zaten hayatı 10 yaşında yaşamıştır diyebilirim sana. Anlattığım varsa anlatmadığımı duysanız çıldırırsınız burada. Yemin ederim. Zor bir hayat var. Evet. Kişiyi bunları diyorum ama kişiyi şey yapamıyorum. Sünnet günüm oldu. Akşama doğru karşı merdivende duruyor. Allah'ım bir dikkatimi çekti ama çekti sadece. Net bir şey yok. Korku var. Ya ben buna yanaşsam beni öldürür bu adam. Ve benim akrabam. Öyle bir şey olabilir mi? Umursamam. Onu o an yaşarım biter. Hı. Çünkü o benim İçinde. Akrabam içimde. Hı. Allah'ım ya Rabbim. Halamın kulağına dedi ki bu orada. Bu dedim Metin dayımın oğlu mu? R ile mi başlıyor? R? Aha ya. Buranın R vardı ondan gördüm. Evet. Bu dedi ki halamın kulağına bu dedi Metin dayımın oğlu değil mi dedi. Yemin ederim. Seni sordu. Evet. Ama algı yok bende tabii, tabii ki. O da evet dedi. Lan dedi bu kaç yaşında sünnet düğünü oldu? Ha. Doğru hepimiz aynı soruyu soruyoruz. Ondan sonra o günü öyle atlattık. Hı. Ertesi gün Facebook'tan. Okuma yazma bilmiyor. Asla bilmiyor. Okul bilmiyor ki. İsim, soru işareti, emojiler atar. Bu kadar. İsmi de 5 harf zaten. Kısaltılmışı. Bana yazıyor. Hala dedim, bu dedim, dünkü dedim. Şunu şunun oğlu değil mi dedim, bana yazıyor. Lan dedi, o yabancı mı sen dedi. Yazsana bir şey olmaz dedi. Ne olacak sanki dedi. Halamın kocasının da teyzesinin oğlu. Aa, çok karıştı. Yemin ederim. Hep akrabasınız. Çok yakın. Biz hep akraba evliliği. Dışarı yok bizde zaten. Tamam. İç içe. Yazıştık ettik. Ne güzel şey yaptık ama bende şu var. Merhaba yazdım ama onun okuma yazma olduğunu bilmiyorum. Sonra arama oldu. Babam dedi bana. Babam. Ha. Ben dedi okuma yazma bilmiyorum dedin. İşte ne yapıyor nasılsın dedi. Nasıl yakışıklı mı? Ay ölürüm. Her şeyim. Allah Allah. Yemin ederim. Bakacağım ama fotoğrafına sonra. Tamam. Tamam. Göstereceğim. Zevkli misin bir bakayım. Vücudun güzel olmuş anlıyorsun vücuttan altınlarını da beğendim. Bir herife bakacağım. Ya ondan sonra yazıştık bu şey araştık. Sanki ben çok zevkliymişim gibi. Neyse beni konuşturma evet. Buluşak mı dedi. Buluşak mı dedi hani abi olarak tabii o da ondan bir beklentim yok korku var. Sen öyle sanıyorsun. Heh, kesinlikle. Halamın oğlunun elini tuttum. O konuma gelecek. Halamın oğlunun elini tuttum. Dışarı çıkacağız onun yanına. Hani. Eve gel dedim. Kim var dedi. Akraba ya onlar da. Yemek yek sonra size geçecek dedi. Tamam dedim. Korku var. Hala diyorum biraz anlar mı benden bir şey? Hani böyle hislerimden hani döver mi ver dedim arabada beni bana bir şey yapar dedim. Sen dedi erkek gibi davran yanında dedi. Sakın dedi ben şey yapma. Neyse bindim. Babam falan diyor bana Allah'ım için ne babamı ya? Ne biçim bana konuşuyorsun? Babam kro musun be diye. Evet kronun krosu da zaten. Öyle ben mi? Seviyorum kro. Kro seviyor. Buluştuk, yemek yedik. 5 gün geçti. Geldi oturdu. 10 gün geçti. Daha çok yanaştık. Daha çok konuşmalar, daha çok buluşmalar. Hep aynı evlerin içindeyiz. Kapılma oldu. Bir kere farklı bir olay oldu. Orada dövmüştü. Ondan sonra çözdüm ama kanaat gelemiyordum. O ağzından demeyene kadar. Hmm.
Bir şeyler var ama halk bilmiyor. Benim ailem çok acı bir şey. Bu bedeni taşıyorum. Sevdiğim adamlayım ama gizli yaşıyorum. Ne kadar kötü bir şey. Ona açıldın mı? Bir beraber yani daha ne olsun daha her şey. Gemiler battı, limanlar uçtu. Mercimek fırına girdi mi? Girdi her şey. Çok tatlısın ya Ekrem'in gerçekten. Peki sonra? Ondan sonra zaten. Yıllardır hala. Yıllardır halen. Mı? Ve halen. Ve kesinlikle. Sana maddi olarak destek oluyor mu? 5 senedir yok. Yani. Hapse girdi. Evet. Beş işte o oldu, bu oldu. İşte her şey artık o zaman ergenliklerdeyim. Ergenlik dönemleri yaşıyorum. Açıklama yok. Anlatamıyorum ki derdimi kimseye. Artık içime ata öldüm. Zayıfım, çok çirkinim. Bir gör ne kadar tuhafım o zamanlar. Daha bu telefonları kullanamıyordum ben. Ben böyle şeyler bilmezdim. Ki o dışarı çıkma olaylara çıkmama, gitme bir yere vesaire. Bundan 5,5 sene önce falan içeri girdim. Yani senin o şöhretini görmedi. Göremez. Çünkü ben olsaydı şöhret olamazdım zaten. Kesin ondan oldun biliyor musun? Aynen ben de öyle düşünüyorum. O gidince sen sapıttın. Evet. Dışarı kendini deli gibi yaptın. Evet. Kafeye gidiyordum. Millet halüsinasyon mu diyorsunuz siz ona? Halüsinasyon. Kağıt istiyorsunuz ya. Adisyon, evet. Ben defter getirin diyordum. Bilmiyordum, gitmemişim hiç. Bilmiyorum o kafa bendeki. İlk hayatı gördüğümde. İçeride. Çıkmayacak mı? Çıkacak. Dedim artık yani gidip açıklamamız yok. Ben bunları biliyorsun, bunları yaşıyorum. Seni seviyorum ve sana aşığım. Sen evlisin ve çoluk çocuğum var. Amenna. Yabancı değilsin, akrabasın. Ona da amenna. Sustum yeter. Bu halime bak artık onlar değişti. Bir dakika bu halini gördü mü? Gidiyorsun yanına. Ben dün yanımdaydım aşkım. Yanında mıydın aşkım? Evet. Peki bu hali beğendi mi? Adam diyor ki çıldırıyorum. Ben seni sakallıyken, kıskanırken şu an nesin sen? Diyor. Ama kapalı giyiyorum, o çok sinirlidir. Çok ilginç bir şey, bir hikaye dinliyorum şu an. Evet. Bir daha dünyaya gelsem yine o, yine o. Tarifi olmayan bir aşk. Karısı hissetmiş midir? Kuskarlarla birbirimi yiyorum. Sen ne diyorsun? Halk biliyor, millet biliyor, herkes biliyor. Beni arıyor, kocam kızı iyi bir karı ol, kocanı tut. Deme öyle. Pardon. İyi karı değil, adam... Hayır canım, öyle bir şey yok. Evlilik, karı koca bir düzeni yok onun. Onu almış, hamile kalmış, çocuğu olmuş, karı diye yüzüne bakmıyor ki. Gitmiyor. Ama bir tane daha olmuş ya çocuk. Kız kaç karısı? Ben sana ne diyeyim artık ya? Sevgi de maşallah. Bak evli bir bireyle evlilik hayatı var. Onunla bir düzenli karı koca hayatı vardır. Nasıldır? Evine gider, her akşam evinde olur. Birlikte olurlar. Çocuğun içinde olur. Evet. Onda bu yok. Onun çocukları olduğu için o karılar şu an evinde oturuyor. Anladım. Bir karı koca. Zengin mi? Ha? Parası var mıydı? Çok. Kız parasına mı tav oldun yoksa? 1 milyon olmasın. Şu an 1 lirası yok. Kim var? Ben varım. Ben onun kalbine aşığım ben. O benim gözlerime baktığında kanım çekiliyor. O onu böyle camlardan elliyorum ya görüşte. Allah'ım canımı al diyor. Sarılmak istiyorum ona. Ay bu neymiş be? Ya işte böyle. Niye bırakmayaydım şu ana kadar? Doğru bırakırdım. Elimde tüm engelli her şeyi yapabilirim şu an. İstediğim her şeye ulaşabilirim şu an. En kralıyla beraber olabilirim şu an. Yok bu bende, yok. Oğlum sana bir şey söyleyeyim mi? Akrabasınız ya bir de. Onun da seni kabul etmesi ve insanlara deklar ediyor. Çok büyük cesaret. O da seni çok sevmiş o zaman. Evet. Seviyor ya adam. Bu saatten sonra saklım yok. Kime neyi saklayacağım? Ben kadınım canım. Karısı oturup diyor ya, estetikle kendini bir şeye benzettir. Sen de iyi bir karı ol, burnunu yaptır. Mesela. Otur, karısın ya sen. Estetik, sen de otur yaptır o estetiği. Benim bir evde estetik yok ki. Burnum, dudağım, elmacık kemiğim, çenem, kaz ayaklarım. Alnım bir fosak şimdi. Bende fazla estetik bile yok. Şaka mıydı bu söylediklerin? Ya bu kadar. Çok mu size göre? Şimdi peki karılarıyla cinsel birlikteliğini nasıl yapıyor? Pembe odayı kullanıyor mu? Kimle ki? Karısıyla. Karısıyla olan adamın benimle ne işi var ya? Peki seninle nasıl? Seninle de birlikte olamıyor. Yok, pembe oda olamıyor çünkü nikahlı değil hiçbiriyle. Hocam. Peki sen nasıl görüşüyorsun? Kapalı da mı görüşüyorsunuz? Kapalı da ben açığa gitmek çok istiyorum. Hayalim ona sarılmak, o da istiyor. Ne zaman çıkacak? Ama erkeklerin yanına ne? Hapisten. Yok, daha var birazcık, daha var da çıkacak ama. Benim açığa gitmek istiyorum. Benim asıl istediğim bu.
Ama gidemiyorum çünkü neden? Erkeklerle aynı sıradasın. Ve başka bir yerde kadınlar var. Düşünsen erkeklerin yanından beni sevdiğim yana götürecekler. Ve o da karşıda beni izliyor. Zor ya. Çok kötü bir şey. Yani ben her kapalıya gitme çıktığımda ölüyorum, ağlıyorum. Şu an çıksın. Ya her şey çok güzel olacağını biliyorum ama bilmiyorum yani. Ne biliyor musun? Ne kafamdaki soru işareti? Tek soru işareti şu. Beni böyle kabul edip de bana bu şekilde sevmesine aşığım yani. Tek soru işaretim bu. Belki de senin bu kendine bile anlatamadığın şeylere o hiçbir şeyi dinlemeden seni kabul etti. Evet. Dedim ki göğüs yaptıracağım görüşte. Hayır. Ne göğüs yaptırıyorsun? Ben seni böyle seviyorum dedi. Ben seni bir ameliyatta sana bir şey olur ne olur yaptırma. Ne olur sana bir şey olursa lütfen. Bana nasıl yalvarıyor? Bu ilginç aşk hikayesini 3. bölümde dinleyeceğiz ve sonra seninle vedalaşacağız. Senin çok hikayeni sevdim. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın.